Peki herkes aklına gelen soruyu da sorayım. Yani mesela siz milliyetçi, muhafazakar, Demokrat bir ve farklı çizgidesiniz. zenginlik sayan. AK Parti ilk dönemlerine benziyor söylediğiniz şeyler. Mesela Tayyip Bey dese ki Remzi Bey yani biz bu artık bu BBP ile değil buyurun Sizinle. sizle devam edelim dese girer misiniz o Ben ittifaka? kimsenin günahına ortak olmak istemem. Eğer gerçekten geçmişe dönüp bir muhasebe yapıp evet şurada yanlış, burada eksik, burada fazla yaptık. Burada şöyle şöyle eksiklerimiz, hatalarımız oldu derse tabii ki. Niye olmaz? Ama hataları kabul etmez, yanlışları kabul etmez. Şu andaki meşrulaştırırsa yaptıklarını kimseyle biz öyle bir dünyamız yok. Bu sadece ona ait de değil. Yani bizim Siz bir açık sözlerimizi ve kapı iddialarımızı bırakıyorsunuz. hayır Hayır. bırakmıyorum. Niye bırakacağım? Ben Hayır kimsenin diyorsunuz günahına ki ortak olmam diyorum. şunları yaptık ama düzeltmek istiyoruz derse olur. Düzeltmek değil. Ya ben adalette yanlışlık yaptım. Adalette sınıfta kaldım. Ben şu anda adalet diye geldim. Hatta partimin adına da adalet koydum. Ama adaletsizin dibindeyim derse. Ne diyeyim yani ona birlik olmak zorunda değilim de. Onun o tavrını şey doğru bulurum. Tavrını doğru bulurum. Tayyip Bey bunu zaman zaman yapıyor. Onun için bir mahsuru Ben yok yaptığını ki. görmedim. Yok mesela diyor ki eğitim kültürde başarısız olduk dedi. İstanbul mimarisini Yani şey yaptık ha, dedi. o ayrı. Onlar Zaman şey zaman böyle sadece hani demesi başarısız. yetmiyor Ama yani. şunu söyleyeyim. Yani hayır, biz tavrımız net. Biz kimsenin yanında ya da iktidarın veya bilmem neyin değil. Zaten net tavrı. Siz sadece sorduğunuz için söyledim. Ben onu çok doğru bulacağım için. Yani bir adam geçmişe dönüp hatasını kabul ederse, kendi durumunu sorgularsa bu çok güzel bir şey. Kötü bir şey olmaz. Türkiye kazanır. Yani dese ki kendisi ben şurada yanlış, şurada eksik, şurada fazla yaptım. Liyakatsızlık yaptım, sadakat sistemini oluşturdum. Bu sadakat sistemi çok kötüymüş. İki, adalet yerine keyfiyeti uyguladım derse. Bu kötü mü olur? Türkiye kazanır. Ben de buna rağmen biz kimsenin geçmişteki o günahını sırtımıza alıp da biz yeni bir parti. Zaten kendisini doğru bulsaydık orada yer alırdık. Veya bir başkasını doğru bulsak orada yer alırdık. Biz kendi yolumuzu kendimiz seçeceğiz. Peki mesela Anadolu'da şimdi siz siyaset yapacaksınız diyelim ki 100 bin imza topladınız. Cumhurbaşkanı adayı da oldunuz. Tayyip Bey var. Millet İttifakı'nda da işte Kemal Kılıçdaroğlu var diyelim. Ve siz varsınız. İnsanlar size demeyecek mi? Yani niye yani bu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilsin? Niye muhafazakar oyları bölüyorsunuz diyen seçmene nasıl anlatacaksınız? Niye Orada üçüncü yol olduğunuzu? Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Bey yani biz de ortada çıkarsa biz çıkarız. Bak iddia edeyim bir yaz buraya istersen. Böyle iki adayla da eğer bizi millet tanırsa bak şartım bu. Milletle buluşmamız lazım bizim. Biz yeni bir ses, yeni bir anlayışız. Süreli siyaseti savunan, aklı savunan, matematiği savunan, iktisatta matematiği savunuyorum ben. İktisatta matematiği. Öyle yok Erdoğanizmmiş, yok falancaymış. Bu ne ya? Bu ne Peki seçim ikinci tura kaldı Remzi Bey. Evet. İkinci tura kaldı. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Erdoğan karşı karşıya geldi. Siz de ikinci tura kalamadınız. Milli Yol Partisi seçmeni burada kimi Bizim destekleyecek? bir yani belki klasik olacak ama ben şimdi bu bir il başkanlarımız var. İki merkez kararımız var. Üç yüksek işaremiz var. Dört ilçe başkanlarımız var. Bunlarla ve kurucularımız var. Otururuz, konuşuruz. Bir resmi karar vermemiz gerekiyorsa oradan çıkacak kararı millete deklar ederim. Ben şimdi bir şey söyleme şansına sahip değilim. Benim için şu Yani önemli şey değil. der misin mesela? Şunu der misiniz? Biz Ya demeyiz. bu bizim adam Tayyip. Hayır, hayır, Yine hayır. de Ben bak bir şey söyleyeyim. Bizim için ölçü şu. Bizim gibi yaşamasın ama dürüst olsun. Bizim gibi inanmasın ama dürüst olsun. Bizimle aynı şeyler paylaşmamış olsun ama dürüst olsun. Biz liyakat arıyoruz, sadakat aramıyoruz. Bak ben liyakat hareketinin bir öncüsüyüm. Liyakat hareketi. Bir yerde liyakat yoksa hiçbir şey yoktur. Ya getire getire neyi getirdik biliyor musun? Sadakati getirdik. Mülakat sadaka sisteminin bir para şey yani payandası veya aracı neyse. Şimdi gençleri oturuyorsun. Şu an Muhammed var. Benim yanımda çalışırdı. Kendisi bilgisayar mühendisi. Muhammed şu an nerede biliyor musun? Amerika'da. Ben bilmiyordum. Bana telefon geldi. Nasılsın dedim. İyiyim. Neredesin Muhammed? Amerika'da. Hayırdır? Abi mutlu oldum. Orada dayanamadım. Amerika'ya geldim. Birisi hiçbir şeye gitmiş. Evet, gençler Şimdi kalmıyor gençler artık. gidiyor. Evet. Neden gidiyor? Anlamıyor insanlar. Şimdi özgürlük alanlarını yok etmemek lazım. Bizim birey, özgür toplum projemiz var. Ben bir yerde özgürlük yoksa, bir yerde insan kendini rahat ifade etme, rahat yaşama şansını bulamıyorsa ve düşündüklerini rahatlıkla ifade ettiğinde bir başıma bir şey gelecek korkusu yaşıyorsa
Burada üretim olmaz. Burada gelecek olmaz. Burada asayiş bile olmaz. Ve onun için de mutlak anlamda bizim o bireyin özgürlük alanlarını geliştirmemiz lazım. İktisadi gelişmenin anahtarı bile bu. İktisadi gelişmenin. Bir son süre daha söyleyeyim. Bunun için de Yüksel Caddesi var. Ankara bilirsiniz değil mi? Ya az buçuk evet. Ben bilirim. Yüksel Caddesi'nde eskiden devrimciler 2-3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir araya gelirdi ara ara. Ben de İnkılap Sokak'taydı büro. Sesler geldi. Bakalım dedim ki evet yine bir şey bir husus var. Onlar bir iki protesto ediyorlar. O kadar yani öyle çok fazla sokağa taşan bir taraflar yoktu. Ne güzelmiş o günler değil mi? Keşke devam etse o protestolar. Şimdi oraya ne kurdular biliyor musun? Şu evet bariyer ne... var değil mi? Şey? Biliyor musun? Karakol. Karakol. Karakol oldu mu oraya karakol? Karakol var. Allah Allah. Geçici karakol. Şimdi Suudlara gittiniz değil mi? Suudi Arabistan'a gittiniz mi? Gittim. Şehirlerin girişinde cepler var değil mi? Ceplere arabanızı çekerler. Önce kimliğe bakarlar. Sağına bakarlar, soluna bakarlar. Şimdi bizde de var mı cepler? Şehirde girişinde. Var bölge şeyde. Vara vara nereye varmışız? Yasaklar ülkesinden yasakların katmerleştiği ülkeye varmışız. Nasıl görmüyor insanlar bunu ya? Anlamakta güçlük çekiyorum. Hele kitap okuyan insanlar. Kitap bakıyorum, kitap da okuyor adam. Kitap okuyan insan farklıdır ya. Kitap okumak ne demektir biliyor musun? Ben bir şeyleri arıyorum demektir. Yani özeti bu. Hem bir şeyleri arıyorum diyor, hem kör bakıyor. Onun için Türkiye'nin falancalara filancalara ihtiyacı yok. Türkiye'nin vicdanı hür, aynı Atatürk'ün ifadesiyle kafası hür, düşüncesi hür, farklı zenginlik sayan, farklı düşmanlık sebebi saymayan, efendime söyleyeyim, birlikte yaşama iradesinde herkesin kendi yaşamını biçtiği ve belirlediği bir dünya. Bırakın ya, bırakın, bırakın. Artık bu yüzyılda benim beynimin ürettiğine sen nasıl kelepçe vurursun ya? Ben beynim üretiyor. Ben ne yapayım ya? Ya bir resme bakıyorum. Bir yere bakıyorum, bir şeye bakıyorum. Beynim bir şey üretiyor, bir düşünce üretiyor. Bu düşünceden dolayı kim beni kınayabilir ya? Kim beni kötüleyebilir ya? Eğer kamuoyu bozmuyorsam, başkasına zarar vermiyorsam, başkasının haysiyetine ve şerefine zarar getirmiyorsam. Neden? Sebep ne? Layık, İlla da birini övmek zorunda mıyım? Laikliğe bakışınız da değişti mi bu son elbette dönemde? Elbette değişti. Açık söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Laiklik demek elbette ki geçmişteki o dayatmacıyı kastetmiyorum. Herkes inancında, fikrinde, ibadetinde özgürdür. Devlet de bunları garanti altına alır. Bu kadar çok basit. Yoksa o eski Jacobin tavrı tabii ki beğeniyorum. Herkesin kafasına bir şapkayı geçir, bilmem neyi geçir, zorla geçir. Hizaya gelmeyenleri hizaya getir. Dipçikle onları geç. Onlar karanlığın çağrışımları. Ama herkes bırakın ya. Bu yüzyılda, gelecek yüzyılda insanların nasıl yaşayacağını, nasıl adım atacağını. Yani öyle bir şeye geliyor ki siz bir insanın şeyine karışmaya başlarsanız haline adımına bile karışmaya doğru gidersiniz. Şöyle adım atacaksın. Yok böyle adım atacaksın. Şunu yiyeceksin. Hurma yiyeceksin. Yok hurmadan sonra şunu yiyeceksin. Hurmadan sonra bilmem neyi yiyeceksin. Sana ne ya?